Herkese merhaba, Çocuk Doktoru kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim konu kabızlık. Çünkü kabızlıkla ilgili doğru bilinen pek çok yanlış var. Kabızlık nedir? Önce ondan başlayalım. Haftada 3'ten az, sert, kalın ya da top şeklinde dışkılamaya kabızlık diyoruz. Özellikle süt çocuğu döneminde anne sütü alan çocuklarda seyrek dışkılama gördüğümüz bir tablo ve buna kabızlık demiyoruz. Peki ne ediyoruz tam olarak? Şimdi bir çocuk kakasını rahat yapıyorsa, kakanın kıvamı, rengi, kokusu normalse 3-4 günde bir de yapabilir, haftada bir de yapabilir. Özellikle anne sütü olan çocuklarda. Ancak çocuk her gün de kakasını yapsa, çok sert, kalın ya da top top, keçi pisliği gibi tabir ettiğimiz bir kaka yapıyorsa ve çocuk kaka yaparken çok zorlanıyor, çok kızarıyor, yüzünde acı ifadesi oluşuyorsa o zaman o da kabızlık. Yani süreden bağımsız olarak bu şekilde nitelendirebiliriz. En başa dönelim. Şimdi yeni doğan bir bebek. İlk 48 saat içerisinde mutlaka mekonyum dediğimiz ilk kakasını yapmak zorunda. Eğer ilk 48 saat içerisinde bu kakayı yapmazsa o zaman tekrar anüse bakılması gerekiyor. Bir kapalılık var mı? Bazen ilk muayenede kapalı değilmiş gibi, açıkmış gibi gözükebilir ancak daha yüksek seviyede bir kapalılık söz konusu olabilir. Bunun değerlendirilmesi gerekiyor. Ya da altta yatan başka kronik hastalıklar var mı? Onlara bakılması gerekiyor. Bağırsakta Hirschsprung dediğimiz, bağırsağın belli bir kısmının çalışmaması, oranın sinirler tarafından uyarılmaması kaynaklı bir hastalık var mesela, onun dışlanması gerekiyor. Kan değerlerine gerekirse bakılması gerekiyor. Daha sonra bebeğimiz ilk 48 saat içerisinde kakasını yaptı. Daha sonra anne sütü alan bebek günde 6-7 kere de dışkılayabilir, haftada bir de dışkılayabilir. Burada işte kriter, kabızlık dememiz için kriter çocuğun çok zorlanarak yapması, çok ıkınması ve kakanın sert, top top, kalın bir kaka olması. Bu durumda mutlaka doktorunuzla görüşeceksiniz. Yani çocuk 3 gündür kakasını yapmadı diye hemen fitil vermek yok, sabun sürmek yok. Çünkü bunu söylüyorum çünkü hala karşılaşıyoruz popoya sabun sürmekle. Mutlaka doktorunuzla detaylı olarak görüşüp bu gerçekten kabızlık mı değil mi onunla birlikte karar vermeniz gerekiyor. Bu noktada muayene bulgularımız da önemli. Şimdi çocuk eğer gerçekten kabız ise, popoda bir çatlak yoksa onu da anlatacağım birazdan. O zaman başta idrar tahlili yapmamız gerekiyor. Kan değerlerine bakmamız gerekiyor. Bazı minerallere, işte sodyum, potasyum, kalsiyum gibi, magnezyum gibi özellikle onlara bakmamız gerekiyor. Tiroid fonksiyon bozukluğu açısından değerlendirilmesi gerekiyor çocuğun. Topuk kanında biliyorsunuz tarama testinde tiroid fonksiyonlarını biz tarıyoruz. Ancak yine de bir kabızlık söz konusu olduğu zaman bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Peki gördüğünüz gibi aslında pek çok kabızlık şikayetinin aileler tarafından bize iletilen kabızlık şikayetinin çoğunun kabızlık olmadığını görüyoruz biz muayene sırasında. Ne kadarının altından bir sebep çıkıyor dersiniz? %5. Yani kabızlık şikayetiyle başvuran olguların gerçekten biz de kabız diyoruz mesela çocuk için. Bunların altından da %95 oranında herhangi bir organik neden çıkmıyor. Yani işte bunu bir tiroid fonksiyonları normal, idrar yolu enfeksiyonu yok, elektrolitleri normal, işte hipomagnezemisi yok, hiperkalsemisi yok. Birçok neden var tabii ki daha. Bunların hiçbiri yok. Yani bunlara biz fonksiyonel kabızlık diyoruz. Bu da genellikle anne sütü alan bebeklerde oluyor ve anne sütünün sindirimiyle alakalı oluyor. Yani anne sütünü bebek tamamen emebiliyor ve aslında o pasajdan geçecek bir şey kalmıyor. Anne sütünü alıyor, mide, ince bağırsaklar, kalın bağırsaklar, sonra da rektum. Ancak bu süreç içerisinde gerçekten iyi bir emilim olduğunda anne sütünün posası az olduğu için kaka çıkışı seyrekleşebiliyor. O yüzden çocuğum 3 gündür kakasını yapmadı, işte 2 gündür kakasını yapmadı deyip hemen pitil uygulamasına başvurmayacağız. Peki daha sonra bu süt çocukluğu dönemi böyle. Tabii ki tedavi kısmına gelecek olursak altta yatan nedene bağlı olarak fonksiyonel kabızlıklarda ise açıkçası çok araya girmek istemiyoruz. Yani çocuk rahat olduğu müddetçe, büyümesi, gelişmesi normal olduğu, kakasını rahat yaptığı müddetçe araya girmiyoruz herhangi bir ilaçla ya da uygulamayla. Peki daha sonra örneğin okul çocuklarında, oyun çocuklarında da kabızlık olabiliyor. Daha sonraki dönemde de kabızlığı en çok gördüğümüz dönem tuvalet eğitimi dönemi. Tuvalet eğitiminde zorlayıcı olmak, çocuk hazır değilken tuvalet eğitimine başlamak kabızlığa yol açabiliyor.
Çocuklar kakalarını kendi ürettikleri bir ürün olarak görüyorlar. Hatta varsa o yaşta bir çocuğunuz, bilirsiniz, şunu duymuş olabilirsiniz. Anne bak sana yaptım. Hani onu kendi ürettiği bir şey gibi görüyor. İşte onun üzerine sifon çekilince üzülebilen çocuklar oluyor. O yüzden kaka yapma döneminde, yani tuvalet eğitimi döneminde çocuklara zorlayıcı olmamak lazım. Mutlaka o kakayla vedalaşması gerekiyor çocuğun. İyi ayrılması gerekiyor. O hiçbir şekilde işte pis, çirkin gibi tabirler kullanılmaması gerekiyor. Bu dönemde de çocukta tutma davranışı gelişebiliyor tuvalet eğitimi döneminde. Daha sonra en sık gördüğümüz dönem ise okul zamanı. Okuldaki tuvaletlerin hijyen sorunu diyeyim nedeniyle çocuk girmek istemeyebiliyor ya da alışmış olduğu tuvaletten başka yere girmek istemeyebiliyor ve tutuyor. Kakayı tuttukça kaka ne kadar içeride kalırsa su emilimi devam ettiği için bağırsak tarafından o kadar su kaybediyor, bağırsak emiyor suyunu kakanın ve sertleşiyor kaka. Sertleştikçe de zor kaka yapıyor. Zor kaka yaptığında da yine çocuk o acıyı duymak istemediği için tutma eğilimine devam ediyor. Bu sert kaka yapmanın sonuçlarından bir tanesi de popoda çatlak oluşması. Şimdi bu bahsettiğim gibi bağırsak suyu emdikçe kaka sertleşiyor ve sert kaka çıktıktan sonra çıkarken popoyu çatlatabiliyor. Ve bu yaşayan varsa bilir, böyle bir bıçak saplanması gibi bir ağrı oluşturuyor çocukta ve çocuk o ağrıdan korkuyor. Yani onu yaşamak istemiyor. Bunu yaşamak istemediği için kakayı daha fazla tutmaya çalışıyor. Kakayı daha fazla tuttukça daha sert bir kaka oluşuyor ve bu kısır döngü şeklinde devam ediyor. O yüzden bu çatlak oluşması durumu varsa ilk önce onun tedavi edilmesi, oradaki ağrının kesilmesi gerekiyor ki çocuk kakasını rahat bir şekilde yapabilsin. Yani yeni doğan dönemindeki bu seyrek kaka yapma aslında kabızlık değil diyoruz. Ama bu dönemde görülebiliyor. Yine tuvalet eğitimi döneminde kabızlıkla çok sık karşılaşıyoruz. Zorlayıcı olmamak gerekiyor. Yine okul döneminde de çocukların başka yerde tuvalete girmeme ya da hijyen nedeniyle tuvalete girmek istememe nedenlerinden ötürü kabızlığı görüyoruz. Şimdi çocuklara su içme alışkanlığının edindirilmesi çok önemli. Mutlaka bol sıvı tüketmeleri gerekiyor. Beslenmelerinin lifli olması gerekiyor. Sebze ağırlıklı beslenmeleri gerekiyor ki kabızlık yaşamasınlar. Ola ki kabızlık başladı, doğal olarak ne yapabiliriz? En güzeli kırmızı erik suyu verilebilir. Blenderdan geçirilip ya da işte onu biraz pişirip şekersiz tabii ki lifleriyle beraber hoşaf gibi yapıp verebiliriz. Bu gerçekten iyi çalışıyor. Kış dönemindeysek kemik suyuna bal kabağı ve pırasa çorbası yapıp verebiliriz. Yüksek lif içeriğiyle kabızlığa gerçekten iyi geliyor. Yine doğal yollarla zeytinyağı verebiliriz çocuklara, özellikle sabahları kalktığında. Çocuklara zeytinyağı içirebiliriz sabahları. Yine Hindistan cevizi yağı da kullanılabilir. Bir hocam şöyle derdi, çocuk makine mi zeytinyağı verelim de çalışsın diye. Öyle değil. Özellikle sabahları içirdiğimiz zeytinyağının faydasını göreceksiniz siz de. Eğer kabızlık sorunu yaşayan bir çocuğunuz varsa. Sonuç itibariyle çocuğumuza kabız demeden önce mutlaka doktorumuzla görüşüyoruz. Gerçekten kabızlık mı değil mi? Önce ona karar veriyoruz. Daha sonra da dediğim gibi %5 olguda alttan başka bir şey çıkabilir. Ancak gözden kaçırmamak adına yine doktorunuzla birlikte bazı tetkikler yapmak isteyebilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra yine doktorunuzla birlikte önce beslenmeyle, önce sıvı alımıyla durumu düzeltmeye çalışıyoruz. Çatlak varsa çatlağın onarımı üzerine çalışıyoruz. Daha sonra da yine büyük çocuklarda sıvı alımını teşvik ediyoruz. Kakayı tutmamayı teşvik ediyoruz. Eğer yine çözülmezse o zaman bir takım ilaçlarla araya girilebilir. Ancak emin olun bunları yaptığınız müddetçe o ilaçlara gerek kalmayacaktır. Hepinize sağlıklı günler dilerim.